Tekno Software'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Logitech'in oyuncular için tasarladığı G serisinden G633 kulaklık, G703 mouse ve G513 klavye uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 2 aylık kullanımdan sonra bu ürünlerle ilgili neler yaşadım? Gelin hep birlikte bakalım, size bu videoda deneyimlerimi anlatacağım. İlk ürünümüz G703 fare. Kablosuz fareler çok pahalı olabilir ve bazı kullanıcılar onları oyun için uygun bulmayabilir. Haklılar da. Ancak Logitech G703 rakiplerinden farklı. Nasıl diyeceksiniz? Duyarlı bir sensör, kablosuz ışık teknolojisi ve isteğe bağlı kablosuz şarjla donatılmış. Kablosuz şarjı ilerleyen kısımda değineceğim. G703'ün tasarımı ele rahatça oturuyor ve sağ el için ergonomik bir şekle sahip. Solaklar ne yapacak diyebilirsiniz ama maalesef kullanamıyor solaklar. Aslında oldukça klasik bir tasarımda bu mouse. Üst kısım boyunca pürüzsüz bir plastik kaplama var ve her iki tarafta da yumuşak dokunuşlu lastikler mevcut. Bunlar size ne sağlıyor derseniz oyun esnasında sağlam bir tutuş sağlıyor. Peki bunlar zamanla yıpranıyor mu derseniz de ben öyle bir sorunla karşılaşmadım. Hatta oyun esnasında avuç içimin terlemesine rağmen soyulma olayı da gerçekleşmedi. Kim diyeceksiniz ki avuçları terliyor mu? Evet terliyor, bu olabilecek şeyler. Şimdiye kadar gördüğüm en göz alıcı fare değil ama kullandığım süre boyunca ele harika oturuyordu bu mouse. Bu zaten bir oyuncu faresinde en önemli olan şey değil mi? Hani bunu alt tarafa yorum olarak belirtin. Sizin için konfor önemli yoksa dış tasarım mı önemli bir mouse'da? Farenin üstündeki logo parlak RGB aydınlatmalı. Bu logonun renklerini yazılım yardımıyla isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada yani mouse'un üzerinde bir tane DPI açma kapama düğmesi var. Bu kadar pahalı bir fare olsa da bir tane yerine iki tane düğme hani fena olmazdı bu farede en azından. Fareyi PC'ye bağlamak da oldukça basit. Hem şarj hem de kablosuz kullanım için bir kablo ile geliyor. Kablo alıcıya yalnızca kesintisiz bir oyuna izin vermekle kalmayıp pil zayıfladığında da hızlı ve kolay bir şekilde şarj olmasını da sağlıyor. Cihazın altında optik sensörü, isteğe bağlı 10 gram ağırlık ayar plakasını ve Logitech'in PowerPlay yongası için değiştirilebilen modülü bulacaksınız. PowerPlay mat sürekli G703'ü doldurabiliyor. Böylece fareyi şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Havalı bir teknoloji ama ekstra para demek, yani bunun için ekstra bir para vermeniz lazım. Ne kadar derseniz de bu matın fiyatı piyasada ortalama 950 TL. Fareden bağımsız 950 TL daha verir misiniz, vermez misiniz hani? İsteğe bağlı. G703 RGB aydınlatma etkin durumdayken 24 saat devre dışı bırakıldığında 32 saat ayakta kalabiliyor. Matı kullanıyorsanız dediğim gibi hani fareyi şarj etmeyi düşünmüyorsunuz. Hiçbir zaman zaten otomatik olarak şarj olabiliyor matın üzerinde. Logitech Gaming Software adlı yazılım ile farenin performans ayarlarını değiştirebilir ve düğmelere farklı işlevler atayabilirsiniz. RGB aydınlatma diğer Logitech çevre birimleriyle senkronize edilebiliyor. Performansı nasıl derseniz bu farenin içindeki sensör sayesinde imleç ekranda tam olarak istediğiniz gibi hareket edebiliyor. Oyun sırasında da oldukça hızlı ve duyarlı, herhangi bir tekleme yaşamıyorsunuz. Fare sizlere 200 ila 12.000 DPI'lik geniş bir aralık sağlıyor. Bu sayede oyun stilinize göre en iyisini seçebilirsiniz. En yüksek DPI ayarı özellikle oyun oynarken hedefe karşı oldukça hassas. Mesela Counter Strike Go'yu rahatlıkla 600 ila 800 DPI aralığında oynayabilirsiniz. O yüzden ne olursa olsun çoğu profesyonel oyuncu için bile 12.000 DPI oranı bence fazla. Yani bence oldukça yüksek. Kısaca G703 konforlu ama klasik bir kablosuz oyun faresi isteyenler için mükemmel bir alternatif olabilir. Pahalı bir yükseltme olmasına rağmen PowerPlay entegrasyonu tamamen kablosuz bir deneyim sağlıyor. Bazılarınız daha gösterişli, bazılarınızsa daha fazla sayıda tuşa sahip fareyi tercih edebilir. Hani dediğim gibi bu tamamen tercih meselesi. Firmanın yine bu istekler kapsamında farklı modelleri var, bunlara bakabilirsiniz. Fiyatına gelirsek bu fare piyasada yaklaşık 705 TL'ye bulunabiliyor. Şimdi klavyeye gelirsek Logitech G513 oyun alanında lineer anahtarlarla donatılmış orta sınıf bir oyun klavyesi. Uygun fiyatlı G413'ün doğrudan devamı değil, bunu burada belirteyim. Alüminyum kasa ve sert plastik çerçevelerle donatılmış kompakt klavyede çerçevesi anahtarlar kasaya gömülmek yerine şasiden yükseltilmiş. Yani toz ve yiyecek parçaları bu sayede anahtarların arasında sıkışmıyor. Anahtar yüksekte olduğundan hava ile temizleme işlemi ise oldukça kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tasarım basit tutulmak istense de burada büyük bir dezavantaj var. G513 ne yazık ki ayrık medya tuşlarına sahip değil. Oynatma, duraklatma, geri sarma ve benzeri tuşlar burada yok. Müziğinizi kontrol etmek için iki parmağınızı da kullanmak zorundasınız. Ha bu zor bir şey mi? Değil. Yok. Klavyenin sağ üst kaşı içindeki USB yönlendiriciyi fareyi bağlayabilirsiniz. Kablo trafiğini önlemek adına epey faydalı. Bunun yerine şarj etmek için başka bir cihazı da buraya takabiliyorsunuz. Ama buradan herhangi bir veri transferi yapılamıyor. Deri avuç içi dayanağı her türlü el tipini destekleyecek kadar büyük. Destek ağır olsa da hiçbir şeye bağlı olmadığından kullanım sırasında biraz kayabiliyor.
mıknatıslı olsa bence güzel olabilirmiş ama mıknatıs burada kullanmamışlar. Rakiplerinde ama mıknatıslı olanları var. Tuşlara gelirsek burada Logitech'in Roamer G anahtarları kullanılmış. Bunlar Cherry MX Brown ile Red'in genel görünüm ve hissini taklit ediyor. Roamer G'nin farklı türleri var. Benim kullandığım lineer olanıydı. Bu tuşlar ard arda hızlı vuruşlar, kesintisiz yarım basmalar, MMO ve aksiyon oyunları dışında yazılım alanında da epey kullanışlı. Aynı zamanda da epey sessizler. Hani Cherry MX Red'e oranla veya Brown'a oranla da epey sessizler. Yazılımla RGB aydınlatmasını ayarlayabilir, fonksiyon düğmelerinin sırasını yeniden programlayabilir, oyunlar veya programlar ile bağlantı kurmak için profiller oluşturabilirsiniz. G513 anahtar başına özelleştirilebilir RGB aydınlatma sistemi sunuyor. Lighting teknolojisi tüm oyun kurulumunun boyunca ışık efektlerini senkronize etmenize yardımcı oluyor. Klavyenin herhangi bir özel makro anahtarı yok ancak yazılımı kullanarak F1, F12 tuşlarına özel işlevler ve makro komutlar programlayabilirsiniz. Hani bu işinize yarıyor mu? Evet, bayağı yarıyor. Son olarak G513 ile beraber 12 ek tuş geliyor. Birlikte verilen tuş sökücü cımbız da yani. Bu tuşları hızlı ve kolay şekilde değiştirebilirsiniz. Ben mesela WASD tuşlarını değiştirdim. G513 diğer Logitech çevre birimlerinde bulunan birkaç kullanışı özellikten yoksun olsa da sonuçta genel fayda adına hiçbir şeyden kaçınılmamış burada. Fiyatına gelirsek bu klavyeyi piyasada ortalama 590 TL'ye sahip olabilirsiniz. Son olarak biraz da G633'ten bahsedelim. Siyah desenli tasarım, dikdörtgen sürücüler ve geniş kafa bandıyla bu kulaklık oyuncular için yapıldığını ilk bakışta belli ediyor. RGB LED'ler bile bence yeterli burada. Sürücüler kafada biraz gevşek hissettirse de kötü durmuyor. Ancak başınıza tam olarak yerleştirmezseniz kayabilir. Artemis Spectrum'un yani bu kulaklığın en sevdiğim özelliklerinden biri iki ayrı kablo ile gelmesi. Bilgisayarlar için USB kablo ve hemen hemen her şey için 3.5 milim ses kablosu. Sol sürücüdeki bir düğmeyi kullanarak bu ikisi arasında kolay geçiş yapabiliyorsunuz. USB kablosu oyuncuların PC'lerde Logitech yazılımını kullanmalarına izin verirken G633'ü Xbox One veya PS4'e de bağlayabiliyorsunuz bu sayede. Sol sürücüde bir dizi buton var. İstediğiniz şeyi yapmak için bu düğmelerden üçünü programlayabilirsiniz. Varsayılan olarak geldiğinde ses profillerini değiştirebiliyorsunuz. Direkt kutudan çıktığında bu tuşlar ile. Yine ses kadrını ve PC 3.5 milim anahtarı da sol sürücüde yer alıyor. Ses seviyesini kulaklıktan kontrol etmek daha rahat çünkü klavye ile uğraştırmıyor sizi. Kulaklıkta tümleşik bir mikrofon da var. Genel olarak esnek mikrofonları tercih etmeme rağmen bu da kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Mikrofonu kaldırdığınızda otomatik olarak susturuluyor. Manuel olarak kapatmak için sessiz düğmesini kullanabilirsiniz. Sürücülerdeki köpükler destekleyici ve kafa bandı da tüm kafa boyutlarına tam oturması için ayarlanabiliyor. Kulaklığı saatlerce kullandım. Çeşitli oyunlar oynadım ve bolca müzik dinledim. Sonuç olarak herhangi bir rahatsızlık hissetmedim kullanım esnasında. Kulaklığı Titanfall, PUBG, Fortnite, StarCraft 2, Batman, Arkham Knight gibi oyunlarla test ettim. Yazdım. FPS, MOBA ve sinematik gaming ses profilleri sunuyor. Her biri arasında farklı olup olmadığını anlamak için de denedim. Fark var mı derseniz çok ince bir fark var aslında bunların arasında. Ufak bir farklılık var. Kulaklık müziği biraz bastırırken ses efektleriyle dengeli bir his uyandırabiliyor. Böylece oyunun merkezi sahneye çıkıyor. Yani onu çok rahat duyabiliyorsunuz. Mikrofonu Skype üzerinden de test ettim. Net ve duyulabilir ses sunuyor burada. Çok oyunculu maçlar sırasında da iletişim hattınızın açık olmasında yardımcı oluyor. Her bir sürücü tam RGB aydınlatmaya sahip ve yazılımla arka ışık renklerini ayarlayabilirsiniz. Bu hayati bir özellik değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kullanıcı oyun sırasında kendi sürücüsünü yani kulaklığını göremiyor. Ancak turnuvalarda oynayanlar için bu havalı görünebilecek bir dokunuş. Logitech farklı ses profilleri oluşturmanıza ve bunları bireysel oyunlara atamanıza izin veren kapsamlı ve ince işleme seçenekleri de sizlere sunuyor ekstradan. Kulaklıkları USB kablosuyla kullandığınızda 7.1 surround desteği yazılım üzerinden taklit ediliyor. Bunun sadece Mac ve Windows'ta çalıştığını belirteyim. Hani Linux'ta böyle bir destek ne yazık ki yok. Genellikle bir oyun kulaklığının müzik çalma kabiliyeti cihazın oyuncu performansına göre düşük kalabilir. G633'te ise ikisi arasında son derece hoş bir denge kuruluyor, sizlere sunuluyor. Fret profil hemen hemen her türlü müzik için nötr bir temel sunuyor. Ancak kendi tiz veya bas ağırlıklı profillerinizi de oluşturabilirsiniz. Müzik söz konusu olduğunda tek eleştirim kulaklıkların oldukça büyük ve sokakta kullanmak için hantal olması. Otobüste veya uçakta kullanabilirsiniz. Evet, trende de kullanabilirsiniz. Bırak, trende de kullan, ne olmuş? Ama çok fazla yer kaplayacak ve kolayca sırt çantasında saklanamayacak türden bir kulaklık. Sabit bir kurulumda iyi çalışsa da yani masanızdayken kullanabilseniz de hareket halindeyken
günlük dinleme için pek iyi olduğunu söyleyemem. Son söz olarak G633 piyasadaki en konforlu kulaklıklardan biri, hani bunu söyleyebilirim. Cihazın boyutu ve şekli biraz dağınık hissettirse de hem oyun hem de müzik için aynı kalitede sesi sizlere sunabiliyor. Sağlam bir kulaklık bu anlamda. Fiyatına gelecek olursak bu kulaklığı piyasada yaklaşık 630 TL'ye bulabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.